Teknoloji Ok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün özellikle ikinci el otomobil almayı düşünenler için bir içerik hazırlamak istedik. Biliyorsunuz artık otomobil alma satma olayı da ülkemize değişmeye başladı. Normalde nedir? Aslında galerilere satma olayı var. Bir de bu online siteler üzerinden insanların kendi araçlarını satma olayı var. Ki bunlara yeni bir tanesi daha eklendi son dönemlerde. Nedir bu arkadaşlar? Avakas gibi, işte Letgo, Otoplus gibi, Carvac gibi böyle kurumsal şirketler ne yapıyor? Sizin otomobilinize internet üzerinden bir ön teklif sunuyorlar. Daha sonra ekspertizini vesaire yaptırıyorlar. Ve sonrasında size yeni bir fiyat teklifi sunarak otomobilinizi sizden satın alıyorlar. Peki bu sistem nasıl işliyor? Fiyatlar nasıl belirleniyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Biliyorsunuz normal şartlarda otomobilinizi kendiniz satmak istediğinizde zaten fiyatı belirliyorsunuz. Daha sonra sizi arıyorlar, işte pazarlık yapıyorlar vesaire. Biraz da uğraştırıcı bir süreç olabiliyor. Galerilerde de zaten fiyat biraz ölü sunuluyor size. Yani aracınızın atıyorum ortalama değeri 350 bin liraysa adam size böyle 270 bin liradan falan kapı açıyor. Dolayısıyla o tarafta da bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Lakin bu bahsettiğim platformlarda ön teklifler genel itibariyle piyasa fiyatlarına yakın veriliyor. Atıyorum elinizde 350 bin liralık bir otomobiliniz var ve hemen satmak istiyorsunuz. Bir ön fiyat teklifi aldığınız zaman size böyle 320-330 bin Türk lirası civarında bir teklif sunuluyor. Bu teklifi genel olarak insanlar şöyle düşünüyor. Ya 20 bin lira altı çok da şey değil, direkt arabamı satacağım falan filan diye düşünüyor olabiliyorlar. Ve direkt olarak bu kurumsal şirketlerin yolunu tutuyorlar. Lakin işler burada biraz değişebiliyor. Neden? Genel olarak arkadaşlar internette yorumlarını da okuyabilirsiniz ki biz de canlı olarak tecrübe ettik bunu. Yani bu saydığımız şirketlerden birine otomobilimizi verdik, yeni bir otomobil aldık vesaire. O yüzden de bu videoyu çekmek istedik zaten. Öncelikle şunu belirtelim. Hiçbir platform sizlere verdiği ön fiyat teklifini gittiğinizde son fiyat olarak sunmuyor arkadaşlar. Yani böyle bir gerçek yok. Tabii ki şu var. Müşteri hizmetlerini aradığınız zaman ya da müşteri hizmetleri sizi arayıp randevu oluşturmanızı talep ettiği zaman genel olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer aracınız ön değerlemede belirttiğiniz gibi ise, yani hatasız, kusursuz vesaire gibi ise, herhangi bir ekstra fiyat düşüşü olmuyor ve size teklif ettiğimiz ön fiyatı tekrardan sunuyoruz deniyor. Lakin işin iç yüzü pek de böyle değil. Çoğu kurumsal şirkette genel itibariyle size verilen fiyat %10 civarında düşürülüyor arkadaşlar. Atıyorum bir arabanız var, size 400 bin lira teklif verildi. Gittiğinizde son teklif olarak size 360 bin lira gibi bir değer sunuluyor. Bunun için pek çok şey gösterilebiliyor. İşte boyalı parça zaten varsa direkt olarak fiyat kırıyorlar. Ki şöyle bir şey var aslında. Normalde bazı sitelerde, bu kurumsal şirketlerin bazı sitelerinde boyalı parçayı vesaire belirtin deniyor. Ama bazılarında boyalı parça vesaire belirtemiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla boyalı parça çıktığı zaman bir parça boyalı çıksa bile böyle fiyatınız absürt derecede kırılabiliyor. Bu da sizin doğal olarak hevesinizi kırıyor. Hani ne avantaj oluyor? Mesela orada bir otomobil hoşunuza gitti. Eğer takasa verirseniz takas indirimleri, işte ilk gün primi bilmem ne gibi avantajlarınız oluyor. Dolayısıyla 50 bin Türk lirası kırsalar dahi, yani fiyatınızı ön fiyat teklifinden 50 bin 60 bin lira aşağıya çekseler dahi, işte takas indirimiydi, ilk gün fırsatıydı, bilmem ne bonusuydu derken bu zararınız hemen hemen biraz daha böyle yarı yarıya düşmüş oluyor. Dolayısıyla çok fazla uğraşmadan aracınızı satabiliyorsunuz. Peki güzel noktaları yok mu? Var. Örneğin noter ayağınıza geliyor arkadaşlar. Yani notere gidip sıra bekleme gibi bir derdiniz olmuyor. Bu tarz yerlerde araç satışı yaparken ya da araç alacağınız zaman siz orada bekliyorsunuz, çayınızı yudumluyorsunuz, soğuk bir şeyler içiyorsunuz vesaire derken noter geliyor, imzalarınızı alıyor ve dedikleri gibi para da direkt olarak hesabınıza geçiyor. Yani hani bekleyin, gün içerisinde geçer, birazdan geçer gibi bir olay söz konusu değil. Siz daha imzalarınızı atmadan direkt olarak para hesabınıza geçmiş oluyor. Sonrasında ise noter geliyor, imzaları alıyor. Yani bu güzel bir şey. Kısa bir süre içerisinde hemen otomobil alım satımı yapabiliyorsunuz. Otomobilinizi satarken böyle, fakat alırken şöyle bir şey var. Siz şunu deme hakkına sahip değilsiniz. Aracı verin, ben güvendiğim bir ustaya göstereyim ya da güvendiğim bir ekspertize götüreyim deme gibi bir şansınız yok. Dolayısıyla onların sundukları raporlara güvenmek zorundasınız. Ama orada da şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Diyorlar ki çoğu kurumsal şirkette bu var. 14 gün içerisinde veya 1000 kilometrede bu aracı dilediğiniz gibi geri iade edebilir, paranızı geri alabilirsiniz diyorlar. Bunun haricinde size
Garanti imkanları da sunuyorlar. Şu anda çoğunda 3 ay garanti var mesela. Dilerseniz bu garantiyi 15 aya kadar vesaire uzatabiliyorsunuz. Çeşitli paketleri, çeşitli teklifleri var. Bunun haricinde bir bakımı size hediye edebiliyorlar. Yani periyodik bakım zaten size yapılarak veriliyor. Bunun haricinde diyorlar ki önümüzdeki periyodik bakımda bizden hediye diyorlar. Yani bu gibi artıları var. Ama dediğimiz gibi fiyat teklifleri söz konusu olduğu zaman özellikle aracınızı satarken ya da takasa verirken fiyat değeri bir hayli düşüyor. Dolayısıyla beklentinizi buna göre belirleyin. Yani benim aracıma 350 bin lira teklif verdiler. Ha, 345 bin inerlerse tamam derim gibi bir beklentiye girmeyin. Çünkü 350 bin lira teklif verdilerse bir kere en az 20-25 bin lira fiyat aşağıya düşecek demektir. Bir de en ufak bir şey abartılabiliyor. Yani diyelim ki işte aracınızın lastikleri biraz eski. Bu bile direkt olarak değer kaybına yol açabiliyor. Ya da ufak böyle bir kaportanızda bir çizik var, bir göçük var. Bunlar direkt olarak 3-5 bin lira gibi bir değer düşümüne yol açabiliyor. Dolayısıyla bu noktalarda biraz daha değer kaybını abartıyorlar diyebiliriz. Tabii bunu uğraşmak, sahibinden.com ya da benzeri sitelerden satmak biraz daha böyle mesai gerektiriyor arkadaşlar. Bir de bin bir çeşit insanla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız mevcut bu tarz sitelere yolunuz düşecektir. Bir de son dönemlerde şu var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hali hazırda bazı kurumsal şirketler araç alımını tamamen durdurmuş durumdalar. Bazıları ise arkadaşlar Türkiye'de üretilen otomobilleri almıyorlar şu anda. Yani nedir? Clio'dur, Megane'dır, Egea'dır. Yani bunların alımını şu anda durdurmuş durumdalar. Bazıları ise araç alım yelpazesini biraz daha genişletmişler. Yani bayağı bir modeli almıyorlar şu anda. Bazıları da hiç almıyor. Şu an biliyorsunuz piyasada bir ÖTV beklentisi vesaire, ÖTV indirimi gelecek mi gelmeyecek mi diye bir olay var. Onlar da bu durumun farkındalar. Dolayısıyla kendilerini korumaya almak istiyorlar. Tabii ki böyle hani Avrupa bir aracınız varsa onları rahatlıkla satabiliyorsunuz. Lakin dediğim gibi piyasa değerini biraz altına vermeniz gerekiyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Hani biz galeriden de mesela fiyat aldık aracımızı satarken. Galeriden daha yüksek bir teklif verdiklerini söyleyebiliriz. Yani galeriler tamamen öldürüyor. Bir de işine gelirse gibi bir kafaları var. Bir de zaten girer girmez size hemen yok işte ÖTV indirimi gelecek, bu aracı satacağız mı, ne kadara satacağımız belli değil vesaire. Klasik esnaf sözleriyle biraz böyle fiyatı aşağı çekmek için ölçülükte yapıyorlar. Onun haricinde tabii kurumsal bir şirkette bunlar yok doğal olarak. Size direkt olarak fiyat belirtiliyor. Fiyatın neden kırıldığı vesaire söyleniyor ama tabii ki yani şunu söyleyebiliyorsunuz. Ya bunun yüzünden bu kadar fiyat kırılır mı? Tabii onlar da sonuçta al satçı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla kar marjlarını da belirlemek istiyorlar. Evet, bu videomuzda sizlere son zamanda popüler olan Otoplus, Arabam.com, Carvak, işte Vavakas gibi kurumsal şirketlerin işleyişi ve fiyat değerlendirmeleri hakkında bilgi vermek istedik. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi de unutmayın.